Oyun programlamaya giriş dersimizin 15. ünitesi olan hareket yöntemlerine hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akaslan, Harvard Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde çalışıyorum. Bu dersimizde dersle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra girdi yöneticisini inceleyeceğiz. Yani klavyemizden otomatik olarak kullanabileceğimiz tuşlar ve bunların nasıl etiketlendiğine bakacağız. Daha sonra C# dosyası nasıl oluşturur? Sahne içerisindeki bir bileşene bunun atılmasını nasıl yapabiliriz? Buna baktıktan sonra oyuncu olarak adlandırılan bir C# sınıfı oluşturacağız. Bu C# sınıfı ile otomatik olarak gelen start ve update yöntemleri ve amaçlarını inceleyeceğiz. Daha sonra bizim için oyuncuları sahne içerisinde nesneleri hareket ettirebilmek için en sık kullanılan iki yöntemden biri olan Transform ve Rigid Body bileşenlerin IT yöntemleri inceleyeceğiz. Get Component bileşeninin kullanımını, daha sonra klavye tuşlarımızın atamasını nasıl yapacağımızı inceledikten sonra hareket yöntemlerine kısaca bakıp daha sonraki dersimizde de uygulamalarına geçeceğiz. En son olarak da öğrendiklerimizi özetleyeceğiz. Şimdi oyuncumuzu bizim sahne içerisinde bir nesne olarak düşünüyoruz. Yani siz bilgisayarın karşısında olan bir kullanıcısınız ve sizin bir oyuncunuz var ve bunu sahne içerisinde ileri geri sağa sola veya değişik yönlere göre oyunun artık amacına göre hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu hareket nasıl yapacaksınız? Sadece konumunu değiştireceksiniz. Yoksa fiziksel kurallar uygulayıp uygulamayacak mısınız? Bunları bilmeniz gerekir. Şimdi Unity ile gelen bir Input Manager, yani girdi yöneticisi olarak adlandırdığımız bir özelliği vardır. Yani sizin klavyenizdeki bazı tuşlar otomatik olarak etiketlenmiştir. Örnek olarak eğer siz Horizontal diye bir anahtar kelime girdiğiniz zaman otomatik olarak klavyenizin sağ, sol ve A ve D harflerini otomatik olarak etiketlersiniz. Varsayılan olarak 18 tane girdi vardır. Etiketlenmiş olan. Bu girdilerin isimlerini değiştirebilirsiniz, silebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Her bir etikete farklı tuşları da atamak tamamıyla sizin elinizde. Burada önemli olan, örnek olarak horizontal olarak etiketlenmiş olan klavyenizin sağ ve sol tuşu. Eğer siz klavyenizin sağ tuşuna basarsanız horizontal değeri artı 1'e doğru gider. Sol tuşuna basarsanız eksi 1'e doğru gider. Yani önemli olan sizin klavyenizin tuşlarından aldığınız sayısal değerlerdir. Şimdi nesnenizi hareket ettirebilmeniz için nesnelere bağlı C# dosyanız olması gerekiyor. Bunu oluşturabilmek için Asset varlıklar klasörünün içinde Scripts diye bir klasör oluşturmanız ve o script klasörü içerisindeki herhangi bir yere sağ farenizin sağ tuşuna tıklayarak açılı menüden öncelikle Create, daha sonra da C# Script seçeneğini seçerseniz otomatik olarak bir C# dosyası oluşturulacaktır. Bu C# dosyasına istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Biz dersimizde oyuncu olarak adlandırdığımız bir C# dosyası oluşturduk. Bu C# dosyasını da yine hangi nesneyi hareket ettirmek istiyorsanız sahne içerisinde, bizim örneğimizde oyuncu olarak adlandırılan bir sahnede bir nesnemiz var. Ve bu nesneyi hareket ettirebilmek için de oyuncu olarak adlandırılmış bir C# dosyamız var. C# dosyasını bu oyuncu nesnesine atayabilmek için oyuncu nesnesini seçtikten sonra bileşenekle seçeneğini tıklayıp dosyaya atayabilirsiniz veya doğrudan siz C# dosyasını bu oyuncu nesnesinin üzerine sürüklemeniz yeterlidir. Biz burada bileşenekle seçeneğini kullanarak oyuncu C# dosyamızı oyuncu nesnemize atamasını yaptık. Şimdi siz oyuncu olarak adlandırılan sınıf dosyası C# dosyasını açtığınız zaman otomatik olarak oyun, artık ne ismi verdiyseniz, oyuncu olarak adlandırılan bir sınıfı oluşturursunuz. Yani burada dosya ismiyle sınıf adı otomatik olarak aynıdır.
Dosya adını değiştirirseniz sınıf adını da değiştirmeniz gerekiyor. Tam tersi olarak da yine eğer siz sınıf adını değiştirmek istiyorsanız dosya adını da değiştirmeniz gerekiyor yoksa hata alırsınız. Şimdi siz oyuncu olarak adlandırılan sınıfı çağırdığınız zaman varsayılan olarak 3 tane kütüphane gelir. Bunlardan system.collections ve system.collections.generic bunlar varsayılan bileşenlerdir. Unity ile gelen en önemli kütüphane ise Unity Engine'dir. Unity Engine ve bu system.collection olarak adlandırdığımız bu kütüphaneler içinde arabimler ve çeşitli koleksiyonlar bulunur. Kuyruklar, bit diziler, karma tablolar ve sözlük gibi yani oyunu oluşturabilmenizin ihtiyaç duyduğunuz tüm yöntem ve özellikler burada yer alır. Şimdi bir de siz en önemli özellik, şimdi sınıfı oluşturduğumuz zaman start ve update olarak adlandırılan iki tane yöntem var gördüğünüz gibi. Siz otomatik olarak bu yöntemler gelir. Bunların kullanımını bilmek oldukça önemli. Start yönteminin amacı varsayılan olarak oyunu ilk çalıştırdığınızda atamasını yapmak istediğiniz değişkenler nelerdir? Mesela örnek olarak bir arabanız var ve onun hızını ayarlamak istiyorsunuz başlangıç olarak. Mesela 30 dediğimiz zaman ne olur? Siz 30 değerini sadece oyunu ilk çağırdığınız zaman atamak istiyorsunuz. Bunun için start yöntemi kullanılır. Update yöntemi ise en önemli. Bu sürekli olarak çağrılan, yani siz oyunu oynarken sürekli update yöntemi çağrılır. Bu çağrılma işi bilgisayarınızın özelliğine göre değişir. Örnek olarak benim bilgisayarım saniyede update yöntemini 250 defa çağırır. Yani bu FPS dediğimiz saniyedeki görüntü karesi sayısı olarak bilinir. Yani bu bilgisayarlara göre değişir. Sadece bilgisayar için sabit de değildir. Bilgisayarınız çalışırken arka planda çalışan işlerin büyüklüğüne göre bu değer azalıp artabilir. Fakat genellikle varsayılan değeri altında ve üstünde belli bir tolerans içinde gidip gelebilir. Şimdi biz oyunumuzdaki oyuncumuzu hareket ettirmek istiyoruz. Yani sahne içerisinde nesnelerin konumlarını değiştirmek istiyoruz. En önemli yöntemlerden biri transform bileşeni ile gelen yöntemlerdir. Transform bileşeninin bildiğiniz gibi 3 alt özelliği vardır. Konum, dönüm ve ölçek olarak adlandırılan. Biz sahne içerisindeki bir nesneyi hareket ettirebilmek için konum özelliğini kullanırız. Yani position dediğimiz bu alt özelliği kullanırız. Bu da x, y ve z olarak adlandırılan bir vektöre ihtiyaç duyar. Yani siz sadece x ekseni değil, x, y ve z'yi oluşturarak ancak bir nesnenin konumunu değiştirebilirsiniz. Diğer bir sık kullanılan yöntem de rigid body ile gelen yöntemlerdir. Rigid body ile transform'un en önemli ayrılan özelliklerden biri rigid body fiziksel kurallara bağlı olarak bir nesneyi sahne içerisinde değiştirir. Yani bunlar nelerdir? Mesela bir nesnenin en önemli özelliği yer çekime maruz bırakılacak mı, bırakılmayacak mı? İvme veya hız gibi yani fiziksel kurallara bağlı olarak hareket ettirmek istiyorsanız bir nesneyi transform bileşeni yerine rigid body bileşeni kullanmanız gerekir. İşte bu bileşenler nesneye Unity içerisinde ataması yapılır. Fakat programsal olarak bunları kullanabilmek için getComponent üzerinden bu bileşenleri C# dosyasının içerisine eklemeniz gerekiyor. Yani içe aktarmanız gerekiyor. Şimdi biz getComponent bileşeniyle rigid body ve transform olarak adlanan iki bileşeni çağırmak istiyoruz. Öncelikle bunların atamasını yapabileceğiniz özelliklere ihtiyacınız var. Örneğin ben bu dersimizde rigid body bileşenini RB olarak adlandırılan bir özelliğe atayacağım. Transform bileşeni de TR olarak yani ilk iki harflerinden oluşan yani iki harflik bir kısaltılmış bir özellik kullanıyorum. TR'yi de bileşeni de TR'ye atadım. Fakat bunlar sadece biz şu an özellik oluşturduk ve bunlar private özellikler. Bunları
atamasını ben start yöntemi, yani oyunu çağırdığımız an bir kereye mahsus atamak istiyorum. Bu yüzden de get component yöntemini kullanarak rigid body ve transformları atadım. Şimdi biz oyuncumuzun kullanacağı nesneyi, yani sahne içerisindeki oyuncu nesnesini hareket ettirebilmek için klavyedeki tuşlarımızı kullanabiliriz. Bunun için de girdi yöneticisinde gelen, o da yani varsayılan olarak ayarlanmış etiketlere ihtiyacımız var. Biz oyuncumuzu sağa sola ve ileri ve geri, yani kameraya doğrultusunda ileri ve geri hareket ettirmek istiyoruz. Sağa sola hareket ettirmek x ekseni doğrultusunda, ileri geri hareket ettirmek de z ekseni doğrultusunda hareket ettirmektir. Bunun için varsayılan olarak kullanılan horizontal ve vertical olarak adlandırdığımız iki tane değişkeni etiketi kullanıyoruz. Bunları kullanmak için de yine input nokta get access plus C# ile gelen özellikleri kullanıyoruz. Bunların varsayılan değerlerini de ben ilk başta 0 olarak hatırlıyorum. Yani yatay ve dikey olarak adlandırılan özelliklerin değeri 0 olacaktır ve bunlar da gördüğünüz gibi float olarak tanımladığımız için veri türünü 0 olarak adlandırılır. Şimdi gelelim hareket yöntemlerine. Biz nasıl nesnemizi hareket ettireceğiz sahne içerisinde? 5 tane en yaygın kullanılan yöntemler var. Bunlardan 3'ü rigid body bileşenine ait, 2 tanesi de transform bileşenine ait. Transform ile rigid body'yi ayıran önemli özellik dediğimiz gibi, rigid body'yi kullanırsanız fiziksel kuralları uygularsınız. Fakat transform bileşeni kullanırsanız herhangi bir fiziksel kural uygulamazsınız. Bunlar rigid body ile ait olan yöntemler velocity yani hız, move position yani siz sahne içerisindeki nesnenin konumunu hareket aktarıyorsunuz, başka bir konuma aktarıyorsunuz ve add force adından da anlaşılacağı gibi bir güç uyguluyorsunuz. Yani siz bir nesneyi konumunu değiştirmek için ona uygulayacağınız bir güç gerekiyor. Transform ile kullanılan alt özellikler dediğimiz gibi de position ve translate'dir. Bunların ikisi de birbirine çok yakın. Birisinde bir özelliğin değerini değiştirirken diğerinde bir yöntem uyguluyorsunuz. Şu ana kadar herhangi bir fark, belirgin bir fark yoktur. Bu ünite içerisinde ne yaptık? Sahne içerisindeki nesnenin hareketinden, öneminden bahsettik. Start ve update fonksiyonlarının amacından bahsettik ve hareket için kullanılacak yöntem çeşitlerinden kısaca bahsettik. Şimdi bu dersimizden sonraki derslerimizde biz bunları bu 5 yöntemi sırasıyla uygulayarak göreceğiz uygulamalı olarak. Uygulamalı olarak gördüğümüzde sahne içerisinde bir nesne oluşturarak varsayarak o nesnemizi her yöntem için tekrar tekrar hareket ettirmeye çalışacağız.